Selamlar benim güzel ve değerli takipçilerim. Biliyorsunuz ki geçenlerde 11 Haziran Perşembe günü PlayStation 5 tanıtıldı. Canlı yayında neler gerçekleşti? Gelin yakından bakalım. İlk olarak canlı yayın iki parçadan oluşuyordu. Birinci parça yaklaşık 1 saat sürdü ve PlayStation 5'te çıkacak oyunlar tanıtıldı. İlk olarak oyunlardan başlayalım. GTA 5 gelişmiş ve genişletilmiş haliyle Spider-Man Miles Morales gibi, Gran Turismo 7 gibi, Project Athena 7 gibi, Resident Evil 8 gibi, Returnal gibi, Destruction All-Stars gibi, Goodbye Volcano High gibi, Ghostwire Tokyo gibi, ya da Goodfall gibi, ya da Hitman 3 gibi, ya da NBA 2K21 gibi oyunları bizlerin karşısına ne zaman çıkacağı açıklanmış oldu. Tabii ki sadece bunlarla sınırlı değil. Daha birçok oyun bizleri bekliyor olacak. Peki neden bu oyunlar? Bu oyunların önemli olmasının sebebi ne? Bu oyunların önemli olmasının sebebi PlayStation 5'in ilk oyunları olacağı için grafikleri zaten önemliydi. Bu 1 saatin sonuna geldiğimizde ise PlayStation 5 tanıtıldı ama sadece tasarımı gösterildi ve iki farklı modeli bulunuyordu. Bunlardan birinci model Blu-ray olan model, diğer model de Blu-ray okuyucusu olmayan model. Blu-ray ne ifade ediyor? Eğer Blu-ray olan modeli alır isen herhangi bir mağazadan aldığın bir oyunun CD'sini takıp oynayabilirsin. Ama Blu-ray olmaz ise sadece PlayStation Store'dan aldığın oyunları oynayabilirsin. Canlı yayında tanıtılan model beyaz idi ve çok beğenildi. Ayrıca dik bir yapıya sahip. Tabii ki bununla beraber bir sürü aksesuar da gelmiş oldu. Bunlardan bir tanesi DualSense'ti. Bir tanesi DualSense şarj istasyonu, bir tanesi yeni kulaklık ve son olarak HD bir kamera. Genel olarak konsollara beyaz renk hakimdi. Ondan sonra ise konsol tanıtımı esnasında daha çok bu adamlar oyunlara önem göstermişlerdi. Diğer bir gelecek olduğumuz kısım ise kontrolcülerin yanı sıra, yani söylentilerde kontrolcünün yanı sıra bazı da sızdırmalar vardı önceden ve bu sızdırmalar neydi? İlk olarak PlayStation'ın zaten işlemcisi değişiyordu ve çok daha güçlü bir hale geliyordu. Bunun yanı sıra GDDR6 16 GB belleklerde eşlik ediyordu. Ve bunları besleyecek olan, bunların eşlikçisi olan RTX destekli bir ekran kartı olacağı zaten biliniyordu. Ve 825 GB'lık bir SSD bulunması da yeterliydi. Bu SSD günümüzün SSD'lerinden çok daha hızlı ve çok daha güçlü bir olacak olan PlayStation 5 artık sizlere çok daha hızlı bir oyun deneyimi sunacak. Peki bunlarla da kalmadı. Bu kadar şey saydım ama bunların bize ne gibi faydası var? Kısaca özetlemem gerekirse artık PlayStation 5 küçük bir bilgisayar kıvamına gelmiş durumda ve sizlere 4K 120 FPS'e kadar oyun deneyimi sunabileceği halen daha söyleniyor. Bunları bir kenara bırakacak olursa bu adamlar gene bunlarla beraber yetinmiyordu. Önceden de söylendiği üzere 3D ses deneyimini sizlere sunabilecek olması. Peki 3D ses deneyimi nedir? Biliyorsunuz bilgisayarlarda 7+ bir teknolojisi var. Siz ne yapıyorsunuz? Bir savaş oyunu oynarken savaş oyunun içerisinde hissediyorsunuz kendinizi ve bu da sizlere bu hissiyatı sağlamak amacıyla yapılmış bir ses deneyimi. Yani PlayStation 5'te de artık bir savaş oyunu oynarken kendinizi savaşın ortasında bulabileceksiniz. Hatta bu deneyimi kulaklık takmadan da yaşayabileceksiniz diye bir iddiası var.
Sizlere son bir kez kontrolcülere de değinip yavaş yavaş videoyu sonlandırmak istiyorum. Kontrolcüye değinecek olursak, yeni DualSense bizlere en başta yeni bir tetik tuşu sunuyor. Peki bu tetik tuşu nasıl? Biliyorsunuz DualShock'larda tetik tuşuna nasıl basarsanız basın fark etmiyordu. Ne kadar basarsanız sadece o kadar fark ediyordu. Bu tetik tuşu ile birlikte yine örnek vermem gerekirse bir araç ya da bir yarış oyununda asfaltta mı çamurda mı gittiğinizi hissedebileceğiniz bir DualShock'ta olmayan özelliği sizlere sunacağını söylüyorum. Ayrıca adamlar buna da yetinmemiş. Artık siz kullanırken ya da oyun oynarken herhangi bir şekilde kulaklık takmadan DualSense ile konuşabileceksiniz. Çünkü DualSense'in üzerinde dahili bir mikrofon bulunuyor. Bu kadar ana tasarımın ne kadar hızlı olacağı ve yanında çıkacağı oyunlara da değindik. Söylentilere bakacak olursak $499 gibi bir fiyatla çıkış yapılacağı söyleniyor. Peki Türkiye'de nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak? Türkiye'de fiyatlandırmaya pek bir şey söyleyemem çünkü dolar kuru sürekli değişiyor. Ve konsollara %100 vergi oynuyor. Eğer unutmadıysam şu an ekranda görüyor olmasınız $499 artı %50 gümrük, TRT payı hepsini toplayınca %100 vergi uygulanıyor. Yani siz konsola Türkiye'de $898 ödemiş bulunuyorsunuz. Bunu Türk fiyatına çevirdiğimizde şu anda ekranda gördüğünüz fiyat çıkıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.